Amerikan'ın Sesini Washington stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Rusya'nın 2016'daki Amerika başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Donald Trump'ın seçim kampanyasının Rus hükümetiyle işbirliği yaptığı iddiaları ile ilgili soruşturma hala gündemde. Soruşturmayı eski bir FBI Başkanı Robert Mueller yönet yürütüyor. Ancak ifade vermeye çağrılan Trump kampanyasının eski çalışanlarından biri Mueller'la işbirliği yapmayacağını gerekirse tutuklanmaya razı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın yansımalarını Mehmet Sümer aktaracak. Şimdi Mehmet nedir ayrıntılar? Bu kişi Sam Nunberg gerçi daha sonra da ifade vereceğini söyledi ve Rusya soruşturmasında şu ana kadar ortaya çıkan belki de hani popüler bir deyimle en renkli kişilik haline geldi bir anda. Çünkü Amerikan televizyon kanallarına teker teker konuk olup telefon bağlantıları yapıp önce ifade vermeyeceğini söyledi, konuşmak istemediğini söyledi. Başkan Donald Trump'ın Rusya ile bir anlaşma yapmış olabileceğini söyledi. Ardından Başkan Donald Trump'a güvendiğini söyledi. Dolayısıyla çelişkili birçok ifade kullandı Nürnberg. Kafaları karıştırdı ama son olarak da gidip Robert Mueller'ın çağrısına uyacağını ve ifade vereceğini söyledi. Nürnberg 2015 Ağustos'unda Başkan Donald Trump tarafından kampanyasından kovulmuş bir isim. Daha sonra da gizli bilgileri paylaştığı gerekçesiyle yaklaşık 10 milyon, 10 milyon dolarlık bir e, tazminat davası hakkında açılmış olan bir isim. Dolayısıyla hani başından bu yana çelişkilerle dolu bir isim diyebiliriz aslında. Facebook sayfasında özellikle kişisel hesabında ırkçı bazı paylaşımlarla e, paylaşımlarda bulunduğu şeklinde e, iddialarda söz konusu e, bazı bilgiler verdi ama tabii bu kadar çelişkili konuşuyor olması verdiği bilgilerin güvenilirliği konusunda da açıkçası soru işaretleri doğuruyor. Örneğin Başkan Donald Trump'ın e, oğlunun ve damadının katıldığı e, Trump Tower'da yapılan ve Ruslarla gerçekleşen görüşmeden e, görüşmenin bir hafta öncesinden haberdar olduğunu söyledi. Öte yandan Başkan Donald Trump'ın Rusya ile ilişkileriyle ilgili soruşturmanın bu kadar derinleştirilmesi ve üzerine gidilmesinin eski FBI direktörü James Comey'i kovmuş olmasından kaynaklandığını söyledi. Başkan Donald Trump'ın akılsız biri olduğunu söyledi. Ancak öte yandan seçimleri kazandığını, başarılı olduğunu söyledi. Dediğim gibi birçok konuda çelişkili ifadeler kullanan birisi Nürnberg. Ama dün sabah itibariyle televizyon kanallarına bağlanıp Robert Mueller bana bir çağrı gönderdi. Ben zaten daha önce 5,5 saat FBI yetkilileriyle konuşmuştum. E-mail, e-posta mesajları ile ilgili şimdi gidip üzerine bir 80 saat daha harcamak istemiyorum. Dolayısıyla gitmeyeceğim gelip beni tutuklasınlar istiyorlarsa şeklinde ifadeler kullandı. Ancak daha sonra ağız değiştirdi, gidip ifade vereceğini söyledi. bu açıklamalar bu çelişkili açıklamaları Beyaz Saray Sözcüsü'ne de soruldu. Kendisi de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bu kişinin hiçbir zaman Beyaz Saray'da çalışmadığını, dolayısıyla bununla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi. Mehmet sor, soruştur Rusya soruşturması ile ilgili son bilgileri aktardı Mehmet Sümer. Teşekkürler.